bu forumun asıl önemli olan tarafı bence sorunları bize göstermesi değil de nasıl halledeceğimiz konusunda, evet, çözüm yolları noktasında hem akademisyenlerin hem katılımcı arkadaşların çok zengin içerikle konuşmalar yapması. Yani sonuçta nasıl özetlersin diye sorarsanız, Türkiye yönetilemeyen bir Türkiye'den planlı, yönetilebilir bir Türkiye'ye geçmek gerekiyor. Ne demek istiyorsun diye sorarsanız, bu düzeni değiştirmek gerekiyor. Peki bu düzeni değiştirmekten kastın ne diye sorarsanız, anayasamızdan başlayarak bütün yasal sistemimizi, bütün kurumlarımızı yeni baştan inşa ediyoruz. Sistem mi değişecek? Değişecek zaten bizim parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş modeli dediğimiz şey. Bugün yaşadıklarımızın bu denli ağır olmasının sebebi, bütün bu sorunları böyle ağır hissetmemizin sebebi tek adam rejimi, saray düzenidir. Bu düzen yıkılmadıkça, bu düzen değişmedikçe, Türkiye çok sesli, kurumlarıyla geleceği planlayan bir ülke haline gelmedikçe buradan kurtuluş yok. Sihirli değnek var mı? Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Kurtuluş nerede? Kurtuluş çalışmakta, planlamakta ve yönetmekte. Biz planlayıp yönetemiyoruz. Şu anki sorunumuz sanki bize böyle bir gelişiyormuşuz, büyüyormuşuz gibi gözüken bir yoksullaşmayı yaşıyor olmamız. Buna büyürken yoksullaşmak diyorlar. Büyürken yoksullaşmak. Çünkü geçilmeyen köprüye yatırım yapıyorsunuz. Kimsenin kullanmadığı otobanlara yatırım yapıyorsunuz. İnşaatı önemsiyorsunuz, diğer alanları önemsemiyorsunuz. Sanayileşmede, teknolojide gerisiniz ama gökdelenler çıkıyorsunuz. Çanakkale Boğazı'nın üstüne köprü yapıyorsunuz. Çok güzel bir mesel var. Derviş dergaha kapılanmış eski zamanda. 3-4 yıl sonra şeyhine gitmiş, demiş ki, şeyhim ben artık kendimde bir keramet olduğunu hissediyorum. Ama demiş bu kerametin ne olduğunu bilmiyorum. Peki ne yapalım demiş, izin verirseniz ben bir inzivaya çıkayım. Bendeki keramet ne onu bir anlayayım. İnzivaya çıkmış. 20 yıl sonra geri gelmiş. Dağda. Şeyh yaşlanmış artık yatakta. Derviş, demişler ki derviş geldi. Ya ben de onu merak ediyordum. Gelsin demiş. Gitmiş şeyhin. Ne yaptın? Buldun mu kendini demiş. Kerametin neymiş? Şeyhim kerametimi buldum. Ben suyun üstünde yürüyerek karşı tarafı geçebiliyorum demiş. Şeyh dizine vurmuş. Ne oldu şeyhim? Kötü bir şey mi demiş. Evladım demiş, biz onu zaten 20 para verip Sandalcı Ali'ye yaptırıyorduk. Seni 20 yıla yazık oldu demiş. Şimdi bizim AK Parti... Şey, kim yürüyen kim orada? Bunu herkes hikaye meselden çıkartırlar. Buradaki temel problem şudur. Türkiye 20 yıldır yanlış ekonomik politikalar, yanlış tarım politikaları, yanlış güvenlik politikaları, yanlış dış politikayla geldi bu noktaya, artık tıkandı kaldı. Bizim şimdi önümüze yepyeni bir başlangıç için yeni bir düzene, yeni bir değişikliğe ihtiyacımız var. Biz bu değişimi gerçekleştiremezsek, düzen değişmezse sorunlarımız ortadan kalkmaz.